Evet, hocaları izledik karşılaşma sonrasında. Ilgaz Çınar, buyurun sizinle başlayalım. 3-0. Sayın Çınar. Sayın Çınar, şimdi bir şey yok değil mi? Lütfen buyurun. Yani ben de zevksiz bir oyun izlediğimizi düşünüyorum ilk etapta. Erol Hoca'nın açıklamaları noktasında bakacak olursak, yani akıllı bir oyun dedi ama gole kadar olan süreçte kendisinin Alanyaspor'a kurmuş olduğu tuzağa biraz düşen bir Fenerbahçe vardı. Yani tamamen Erzurumspor'un istediği konfor alanında oynayan ve pas yapan bir Fenerbahçe vardı. Emin olalım, zemin bozuk olmasaydı Fenerbahçe'nin toplu oynama yüzdesi birazcık daha yüksek olacaktı zaten. Ama işte bazen maç anlatıcılarının da dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Nedir o? Mesela Emrah Başsan, yani Fenerbahçe'nin ilk golü öncesinde. Emrah Başsan nefis hareketler, sıyrıldı dedi. İşte pası, işte o sırada Nazım Sangare araya girdi. Giden ben pozisyonda... merak ediyorum. Özete o Emrah Başsan'ın yaptığı slalom girdi mi? Şimdi, yani o golü o özetin o slalom kısmı anlatır. Pozisyonun çünkü. Pozisyonun başlangıcına gelirsek. Yani Cenk Ahmet'ten topu aldıktan sonra Emrah Başsan ilk opsiyonu kimdi? Cenk Ahmet'ti. Vermedi. Tamam, içeri devrildi. İçeride zor adama topu atacağını, Nobi Kovac'a topu vereceğine Leo'ya vermiş olsaydı, Leo ile Nobi Kovac muhtemelen Nazım Sangare'yi 2'ye 1 yakalayacaktı ve 2'ye 1 iken oyunu daha rahat kurabilirsiniz. Gol öncesi yaptı onu, başka yerlerde de yaptı. Yaptı. Ve bu şekilde kaptırılan top. Tabii ki devreye 1-0 girmek, hele ki 45 artılarda girmek çok büyük bir moral bozukluğudur. Erzurumspor zaten golü yedikten sonra tamamen dağılan bir takımdı. İkinci yarıda da Fenerbahçe, Pelkas gibi bir kaliteyle beraber oyunu tamamen hakimiyetini kurdu. O bozuk sahaya rağmen de çok çok iyi bir galibiyet aldı. Zemin için daha sonra konuşuruz ama orada da muhakkak herkesin söyleyeceği bir şey vardır. Gürcan abi, yani geçtiğimiz hafta işte Alanyaspor karşısında da şunu gördük. Fenerbahçe skor alma odaklı bir oyun sergiliyor. Hep bu konuşuldu iki maç arasındaki süreçte. Bugün yine baktığımızda örneğin işte Fenerbahçelilerin kırmızı kart beklediği pozisyonda da Erzurumspor önde yakalanan tarafta. Oysa işte bunu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan beklersiniz değil mi? O kontratağı. Ama Fenerbahçe o kontratakları kovalayan takımdı. Çok fazla yerleşik bir oyun kültürü, keyifli bir oyun değil de tamamıyla sonuca yürüyen bir Fenerbahçe var galiba. Yani en net tarifi o esasında. Tabii bunun içinde bir sürü detay var. Yani son maçta Alanyaspor galibiyetten sonra Erol Bulut'un yaptığı açıklamada şuydu: topu rakibe verdik dedi. Yani, ve bu karşılaşmada da yani Mesut Hoca'dan farklı olarak Erzurumspor'un topla daha çok oynamasına izin verdiler. Bunu istediler bence. Yani Erol Bulut'un kazanma odaklı futbolunda aslında kurduğu tuzak bu. Şeyi düşünün. Mesela Erzurumspor'un Beşiktaş maçını düşünün. Beşiktaş müthiş baskı. Maçı tek kaleye çevirmişti. Penaltı pozisyona kadar da böyle çok net aman aman bir pozisyon bulamamıştı. Yani penaltıyla birlikte kırdı Erzurumspor'un direncini. Fenerbahçe tam tersi. 53'e 42 dedin. 47 dedin. Rakibinin de topla oynamasına izin verdi. Biraz önce Ilgaz'ın ve Mehmet'in tarif ettiği gibi kaptığı toplardan geldi. O dengesizlik içinde kendine yarattığı geniş alan içinde golleri buldu. Pozisyon var mıydı? Yoktu. Ama Fenerbahçe'nin artık mesela Kasımpaşa maçında da öyle ağam şağam bir futbol oynayan bir takım yok. Neredeyse yürü yürü yani. Mesela bu karşılaşmada yani şunu söyleyebiliriz. Bu sakatlıklar olmasaydı 4 tane sakat çıktı değil mi? İlk devrede 4 oyuncu değiştirmek zorunda kaldı. Parmağıyla birlikte. Evet. Yani o da maçın Fenerbahçe lehine gelişmesine neden olan faktörlerden bir tanesiydi. Fakat hiç Erzurum'a gittiniz bilmiyorum. Giden var mı? Tabii, gittik defalarca. Yani 1800 rakı oksijen az, hava eksi, zemin donmuş. Yani böyle bir ortamda hadi beyler önde basıyoruz, 180 nabızla oynuyoruz dediğiniz anda 10. 15. dakikada bütün futbolcularınız böyle kenardan tüple oksijen taşıtırsınız. Yani oyunun temposunu da bu maç bağlamında spesifik olarak söylüyorum, düşük kalması çok çok doğaldı bence. Yani bu iki takımın da isteyeceği bir şey olmalıydı. Tabii o arada kalite farkı skoru belirleyecekti. Fenerbahçe'nin ayakları, son noktadaki tercihleri,
tabelaya dokundu, tabelayı değiştirdi. Ama her şeyin ötesinde bir Pelkas'ı konuşuyor herkes ama tamam çok formda. Bence bu maçın kahramanı Sinan Gümüş'tü. Gösterdiği performansları. Tabii yani ilk gol öncesinde ortayı yapan o. İkinci golün pasını veren o. Üçüncü golü de attı zaten. Yani çok ciddi, çok etkili, efektif bir performans gösterdi. Bir de bunu daha sonra tartışırız. Herhalde Ilgaz bize daha net şey verir. Artık orta yapmıyor Fenerbahçe. Yani 10 ortayla bitirdiyse bu karşılaşmayı. 22. Yani 40'lardaydı orta sayısı. 43. Konya 43, burası 22. Daha çok pası tercih eden. Yani oyununu evirdiği gibi kazanan oyun dediğimiz. Yani çok keyif yani vermiyor mesela, elbette. Caner'in Sinan'a attırdığı top bence orta değil ki. Ağzının içine bırakıyor. Tabii pas. Yani o Caner de ilk seçeneği pasa kullanmaya tercih etmeye başladı. Mert Hakan'ı bugüne kadar kötü yapan Feyyaz Hocam daha iyi izah eder ama topla çok oynamasıydı. Topun onda çok kalmasıydı. O daha seri yani albere yapmaya başladı. Daha görünür hale getirdi. Pelkas formda devam ediyor. Gustavo formda devam ediyor. Yine de yani Mesut Hoca'da şuradan ayrılacağım. Böyle vay anasına dediğimiz bir pozisyonda olmadı. Yani o baskı sürecinde evet. Erzurumspor bir yere yerleşti Fenerbahçe yarı alanına ama ben ona biraz da Fenerbahçe'nin müsaade ettiğini, gelmesini istediğini, o alanı bulmak adına davetkar olduğunu düşünüyorum. Hiç önde basayım, stoperlere geleyim, bir an önce topu kapayım, alan daraltayım. Evet. Öyle bir düşüncesi yoktu sağda takım. Feyyaz Hocam, 3-0 Fenerbahçe zirve yarışını sürdürüyor. Evet. Erzurum deplasmanında galibiyet nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Fenerbahçe tarafını çok güzel söyledi Gürcan. Ben Erzurumspor tarafından başlayayım. Aynı şeyleri söyleyeceğiz. Farklı taraftan konuşacağız. 2000 rakım var Erzurumspor. Üçüncü ligdeyken bile önde baskı yapıyordu. Atliklerde oynadık. Yani Süper Lig'desin. Fenerbahçe takımıyla oynuyorsun içeride. Rakibin gelmiş. Sen devamlı orada yaşıyorsun. Bunu avantaja çevirmen lazım. Önde biraz baskı yapman lazım. Maçın ilk yarısını seyrettim. Sadık hayatında ilk defa bu kadar oyun kuruluşlarında rol aldı. Yani Sadık Akçabat Sebaspor'dan, Galatasaray altyapısından beri biliyorum. Malatya Spor'da zaten talebemdi. Hiç hayatında bu kadar geriden oyun kuruluşunda topa dokunmamıştı Sadık. Yani alıyor, veriyor, şey yapıyor. Ya Erzurum Spor'un bu zeminde, yani bu rakımda, evinde baskı, önde baskı düşünmeden sahaya çıkıyorsa herhalde orada bir sıkıntı var. Yani herhalde hiç baskı yapabilecek oyuncuları yok. O da bir alternatiftir. Belki de Mesut Hoca bu yüzden önde baskı yapamadı. Çok iyi direndik, çok iyi mücadele ettik dedi ama ilk yarıda pozisyonu da yok Erzurumspor'un. Yani rakipten top alıp rakibi eksik yakaladığı, kademesiz yakaladığı bir durum da yok. Yani bu böyle bir şey, böyle bir avantaj, iklim şartları, bu bir şeyler niye kullanılmaz? Onu da anlamak çok mümkün değil. Hocam Sadık'ın rakamları da ekranda. Topla buluşma 57, isabetli pas 42, isabetli pas yüzdesi 86. Yani böyle bir mümkün değil Sadık'ın %86 pas isabeti yapması. Hakikaten yani gurur duydum şimdi Sadık'la ben. Yani çift Pınar oldu sonunda. Pınar bugüne kadar çağladı hiç diyorsun. Çağladı yani. Bu hakikaten ortaya koyuyor. Bu tamamen Erzurumspor'un oyun anlayışından kaynaklanan. Yani Tisserand'dan, Caner'den daha fazla geriden oyun kuruluşunda etki etti. Mert Hakan konusunda çok güzel bir şey söyledi Gürcan kardeşim. Yıldız oyuncu topa ne kadar az dokunursa o kadar yıldızlaşır. O yıldız oyuncu denen şahıs ihtiyacı olduğunda, yapması gerektiğinde çalım atarsa o zaman zaten yıldız oyuncu oluyor. Ama her topta alıp 2-3 kişiye geçeyim, topla çok oynayayım dediğin zaman eziyorsun topu mütemadiyen. Ama 2-3 tane basit pas verip gerektiğinde bastın mı çalımı, golünü de attın mı zaten sahanın en iyisi oluyorsun. Yani oradaki şey çok doğruydu. Ona özellikle değinmek istedim. Ha, diğer taraftan oyunun ilk yarısında son 5 dakikasından itibaren Fenerbahçe oynamaya başladı. Bir 20 dakika oynaması da yetti zaten. 3-0'dan sonra oyun yine rolantiye döndü. Ondan sonra Erzurumspor'un biraz daha böyle bir tepki verme, skora tepki verme çabası oldu ama kapanmış, tamamen kontrolü eline almış Fenerbahçe karşısında. Bunu başaramadılar. Akıllı gidiyor Fenerbahçe son haftalarda. Yani
Erol Hoca'nın bir basın toplantısında bir lafı vardı. Tercihlerimizi doğru kullanmamız lazım. Aslında